Ben en iyisi şöyle bir sağa sola kontrol edeyim de bir sorun olmasın. Yeni bir çiftlik oluşturdum kendime. Yeni bir çiftliğe başlıyoruz. Görmüş olduğunuz gibi ana bak içteki kabin şeyini ışığını açık unutmuşum. Ha, şöyle kapatalım. Akü bitmesin sonra. Dediğim gibi kendime bir tane çiftlik yaptım. Görmüş olduğunuz gibi sağa sola bu şekilde. Bence bayağı güzel oldu. Birkaç tane ineğim var. Yeni yeni almaya başlıyorum. Daha çok alacağım tabii ki. Daha büyüteceğim çiftliği. Böyle küçükten başladım. Geceleri böyle arada çıkıp kontrol ediyorum. Ne olur ne olmaz diye. Bir tane aracımız da burada. Görmüş olduğunuz gibi. Yani böyle güzel bir çiftliğim var. Ben şunların yanına bir gideyim. Aferin oğlum, aferin. Öyle ayakta uyuyun. Oğlum yatsanız alın. Bakalım ineklerimiz tamamdır tam. Daha dediğim gibi yeni yeni almaya başladım inek. İleride daha çok inek alacağım. Daha çok inek büyüteceğim. Görmüş olduğunuz gibi. Baya iyi yerlere geleceğiz inşallah. Çok ineğimiz, hayvanımız olacak. İşte tavuk falan almayı düşünüyorum. Bakalım. Görüyorsunuz bu da çiftliğimizin en küçüğü. Lan sen de mi ayakta uyuyorsun lan? Bu büyüyünce çok çok can yakacak. Öyle şu anda tamam. Bir sorun yok. Tamam ya sorun yok. Böyle bir telleri falan da ben kontrol edeyim şu yandaki. Ne olur ne olmaz. Oralara da bir bakalım. Sonra şeye gideceğim. Şehre gideceğim. Zaten şehir dedim de şu anda hemen. Orada Rasim abi var. Rasim abiden yem alacağım. Geçen gün yem aldım aslında ama yine bitti. Yine gideyim söyleyeyim sabah bana getirsin. Artık kaç çuval getiriyorsa. Bakalım buralarda bir sorun var mı yok mu? Sağlam. Tamam. Ya bunları aslında ben yeni yaptırdım. Hepsini hani etrafı falan kapattım böyle. Görmüş olduğunuz gibi güzel bir şekilde. Sonuçta burada bizim hani hayvanlarımız var ve bu yüzden iyi korunması gerekiyor. Bu yüzden hiçbir şeyden kaçınmadım masraftan ve yapabildiğimin en iyisini yaptım. Görmüş olduğunuz gibi. Her yer 10 numara 5 yıldız oldu. Şimdi ben kendime de bir tane ev yapmak istiyorum. Birazdan size yerini göstereceğim. Nerede yapayım diye. Oraya da bir tane kendime ev yapacağım. Şu anda evim yok. Direkt buraları yaptım çünkü ilk başta. Kendime de ev yaptıracağım. Onu yaptıktan sonra zaten hayvan alımlarına devam edeceğim. İşte tavuk, koyun falan alacağım. Öyle öyle büyüyeceğiz. Yani kısaca görmüş olduğunuz gibi işimizin başındayız. İşimizin başındayız. Buralar görüyorsunuz işte. Tabi yenilenmesi gerekiyor buraların. Bu taraflara bir tane ev yapmak istiyorum arkadaşlar. Hani nereye yapayım sizce? Düşünceleriniz nedir? Şöyle şuralara güzel bir ev yapmak istiyorum. Yorumlarda belirtebilirsiniz. Şöyle bakın buralar var mesela. Bu tarafa bir tane olabilir. Bilmiyorum. Bilmiyorum ya bu kararsız kaldım ben. Kenworth de burada. Neyse ben Rasim abiye gideyim de bir şu yem işini de konuşalım onunla. Görüyorsunuz bu şekilde çiftliğimiz var. Bak buralar boş, buraları hep dolduracağız. Yeni yerler yapılacak, yeni şeyler yapılacak. Daha yeni ilk başlardayız. Hani daha fazla bir şey yapmadık. Gidin ben bir Rasim abiye. Bakalım ne kadar yem getirecek. Geçen sefer de yem aldım aslında ama biraz az geldi galiba. Hani bitti, hızlı bitti. Bu sefer biraz daha çok alayım. Geçen sefer aldığımın 2-3 katını alayım. Biraz gitsin yani sürekli git gel git gel yapmayayım boşuna. Sağ olsun Rasim abi de bana çok yardımcı oluyor. Onların tırı var.
böyle taşımacılık için, hani o yemleri sattığı yere götürmek için falan. Ama normalde hani o tırı götürdüğünde bir de mazot parasını da alıyor götürdüğü kişiye. Fakat benden sağ olsun almıyor. Zaten yakın yerde hani işte almıyor yani sağ olsun. Hatta geçen gün içeride konuşuyoruz işte ne kadar yem alacaksın falan filan. Orayı anlaştık. Sonra dedi tamam otur 5 dakika sen. Bir çay iç falan dedi. Tamam dedim. Neyse çayımı içtim. Havadan sudan muhabbet ediyoruz tabii. Hani anlaşmışız konuyu. Çayımı içtim. Dışarı bir çıktım abi. Adamlar yemi kamyona yüklemişler. Abi nereye gidiyoruz diyorlar. Ha dedim abi gerek yoktu hani. Ben götürürdüm zaten benim de tır var biliyorsun yok diye işte boşa getirme buraya git gel yapma direkt bununla götür. Çok kral adam çok kıyak adam. O yüzden ben her zaman oraya gidiyorum. Bir tanedir Rasım abi. Gelen giden var mı? Hemen geçelim karşıya. Çok değerli, çok kral bir insan. Şu ileride hemen yeri. Görmüş olduğunuz gibi burası. Bakalım Rasim abi de orada mı? Ama güzel yer ya. Harbiden güzel. Hemen şöyle kapıdan girelim. Şöyle girelim. Lan. Lan kilitli lan kapı. Abi genelde bu saatte açık oluyordu. İşi falan mı çıktı acaba? Rasim abi. Yok ses falan da yok ya. Ha bu arada demiş olduğum tır bu görmüş olduğunuz gibi. Dört şeyi de takmışlar arkaya. Bununla taşıyorlar işte. Yoklar sanırım ya. Abi bu saatte kapalı olmazdı burası ya. Acaba içerideler mi? Ben bir şuradan bakayım bakayım. Işıklar falan açık mı diye de. Yok, ışıklar da kapalı baksana. Tamam yoklar. Artık yarın geleceğiz. Yapacak bir şey yok. Yarına kaldı. Keşke bugün halledebileydik ya. Sabah işim falan çıkabiliyor bazen.